tarihiyle, doğasıyla eşsiz olan ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Nemrut Dağı'na tırmanacağız. Nemrut'un zirvesinde gün batımını izleyeceğiz. Nemrut'a çıkarken Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve eski Kahta'yı göreceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak? İyi seyirler. Şu anda Adıyaman Karakuş Tümülüsü'ndeyiz. Karakuş Tümülüsü 1. yüzyılda Homagene Krallığı'na ait bir tümülüs. Bu gördüğümüz karakuş ise güney kısımda yer alıyor. Sütun üzerinde bir karakuş var. Gördüğümüz gibi. Bu tümülüsün olduğu bölgede doğu kısmında boğa ve aslan sütunları bulunmakta. Batı kısımda ise kralın kız kardeşiyle kukalaşma kapatması yer almaktadır bu tarafta. Şimdi tümülüsün etrafında bir dolanalım. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Tümülüsün etrafında yürümeye devam ediyoruz. Doğu kısma doğru yürüyoruz şu anda. Belli olmuyor ama boğa olduğunu düşünüyorum. Burada gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6'şer katmandan oluşan bir sütun var. Sütunların etrafında gördüğümüz gibi delikler var. Gördüğümüz gibi delikler var. Bundan zannediyorum 5 tane bu gördüğümüz sütunlarda delikler var. Bu delikler tabii ki ne işe yarıyor? Öncelikle bu sütunları buraya taşıyıp yerleştirmeye, aynı zamanda da yukarı doğru çıkarken buraları kullanmışlar diye düşünüyorum. Zaten sütunların alt kısmında da yine taştan yapılmış çok büyük dikdörtgen tabağı var. Gördüğünüz gibi 1. yüzyılda yapılmış. Burası ciddi anlamda tarihi bir sütun. Bahsettiğimiz gibi kralın annesi, kız kardeşi ve yeğenin anıt mezarlarının olduğu bir tümülüs tepe. Burada gördüğümüz gibi çakıl taşları var. Yani buranın doğal olmayan sonradan yığma taşlarla
yapıldığı rivayet ediliyor. Üzerinde bir kabartma heykeli var. Kral ve kız kardeşinin tokalaşmasını gösteren bir kabartma. Vatandaş ilgisi çok fazla. Ben burada doğru girerken yol boyu görüntülerse alalım. Biraz hızlı girince korkutuyor hakik. Virajları çok keskin. Evet, çok keskin virajları var. Burası Sincik yolu, aynı zamanda Nemrut'a da buradan gidiliyor. Daha doğrusu Nemrut'a gidilen güzergahlardan birisi, birkaç güzergah var. Evet. Sincik ilçesinden de gidilebilir. Sincik'ten de gidilebilir ama oradan uzak olur. Buradan Cendere Köprüsü'nden sağa dönüp Yeni Kale'den yukarı doğru Arsanaş'tan şimdiki durağımız Cendere Köprüsü. Evet, şimdi Cendere Köprüsü'ne uğrayacağız. Orayı da gördükten sonra son durağımız Nemrut. Meşe ağaçları bu bölgede ciddi anlamda çok var. Özellikle keçiler için meşe ağacı çok önemli bir ağaç. Bundan birini de evet. Çünkü meşenin dallarını kesip keçileri besleyebilirsiniz. Keçilerin karnını doyurabilirsiniz. Cendere Köprüsü 5, Sincik 20. Sonbahardayız. Ekinlerin ekim dönemi şu anda. Gördüğümüz gibi insanlar tarlalarını sürmüşler. Ekin ekiyorlar. Cendere herhalde son bir kilometremiz kaldı. Evet, burada bir köy var. Köyümüzün ismini bilmiyoruz. Levhasını da göremedik. Bakın belki birazdan görürüz. Köyün ismini bilmiyoruz ama burada gerçekten büyük denebilecek bir köy var. Evler genelde 2
sokaklı gözüküyor. Zannediyorum hayvancılıkla uğraşılan bir köy. Arka taraftaki dağa bakarsak büyükbaş değil de keçi yetiştiriyor gibi geliyor bana. Evet, bu köyümüzün ismini sonunda gördük. Köyümüzün ismi Yassıkaya. Ama şurada da Yassıkaya'da var gördüğün gibi. Say var orada bak. Say yerde düz bir şekilde devam eden kaya kütlesi. Bu bölgede ciddi anlamda yaygın var. İsmini buradan almış. Zannediyorum. İşte hemen burada da var. Bak bu, evet. Da, bu da bir say örneği. Eski yol köprü trafiğe kapatıldığı için o yüzden buraya girmiyoruz. Biz şu anda yeni köprüden geçeceğiz ve köprünün diğer ucuna çıkacağız. Cendala köprümüz hemen karşı tarafta ihtişamıyla karşıda gözüküyor. Yaklaşık 2000 yıllık bir köprü. Romalılar dönemine ait. Cendala Köprüsü'ndeyiz. Cendala Köprüsü milattan sonra 193 yılında inşaatı başlamış. 211'de inşaatı bitmiş. Yaklaşık olarak 1800 yıllık bir köprü. Hala ayakta. Tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Köprünün her iki başında da ikişer tane sütun var. Bir sütun burada var. Bir sütun da burada var diyemeyeceğim. Buradaki sütun kardeşler arasındaki taht kavgasında tahtı kaybeden kişi adına olduğu için yıktırılmış. İki tane sütun da diğer tarafta, güney tarafta var. Köprünün üzerinde ilerlemeye devam eden. Buranın ekşileri de burada müdavimler. Kardeş kardeşe bile maalesef tahammül edemiyor. Bir tane yazıt var. Bu yazıtlarda köprünün yapım tarihiyle ilgili, hikayesiyle ilgili Roma Latin alfabesiyle yazılmış. İlgilenmemiş.
yaklaşık olarak 1800 yıllık bir köprü. Romalılar döneminde yapılmış. Roma mimarisini yansıtan bir köprü. Köprünün uzunluğu 210 metre. Yüksekliği 30 metre. Ve genişliği ise 7 metre. Cendere çayının üzerindeki olan bu köprü gördüğümüz gibi çok güzel bir kanyon, vadinin bulunduğu bir yerde. Bu vadi özellikle yaz aylarında Adıyamanlıların nesil amaçlı kullandığı yerlerin başında geliyor. Ekim ayının bugün 17'si olmasına rağmen gördüğümüz gibi ciddi anlamda burada vatandaş bulunuyor. Trafiğe kapatıldıktan sonra karşı tarafa bir köprü yapıldı. Oranın biraz daha karşı tarafına doğru tuttuğumuzda kameramızı aslında Nemrut o taraftan ama şu an Nemrut'u buradan göremiyoruz maalesef. Cendere Köprüsü'nün güney kısmındayız. Köprünün giriş kısmında gördüğümüz gibi iki tane sütun var. Yani her iki girişte de iki tane sütun var. Gördüğümüz gibi güney kısmındaki iki tane sütun ayakta. Ancak öbür taraftaki kuzey kısmındaki sütunun bir tanesi şu anda yerinde yok. Bu sütunumuz o dönemde kardeşler arasındaki taht kavgasında tahtı kazanan kardeş, kaybeden kardeş adına olan sütunu yıktırmış. O yüzden şu anda öbür tarafta sütunun bir tanesi ayakta değil maalesef. Gördüğünüz gibi köprüde iki tane kemer var. Bir tane sağ tarafta küçük kemer var, bir tane de öbür tarafta büyük kemer var.
bugünkü gezimiz burada sona erdi. Nemrut'a bir sonraki videomuzda tırmanacağız. Nemrut Dağı'nda gün batımını bir sonraki videomuzda izleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler.